MHP ısrarla partiyi kapatalım diyor. Erdoğan ısrarla partiyi kapatmayalım, fezlekelere getirelim. Bir taşla iki kuş vuralım. Hem HDP'yi geriletmiş oluruz, hem de muhalefeti bu vesileyle çatırdatmış oluruz dedi. Ama iki plan da bozuldu. Hem Devlet Bahçeli'nin kurmak istediği oyun, hem de Cumhurbaşkanı kurmak istediği oyun önce CHP'ye, sonra Meral Akşener'e çarptı. Meral Akşener şu tavrı ortaya koydu. Dedi ki, biz öyle galeyana gelip elimiz havada geziyor değiliz. Soruşturmanın dosyanın içeriğine bakarız. Bakarız yani, bunlar arasında var mı sahiden dokunulmazlığı kaldırılması gereken. Olabilir bu arada. Çıkabilir ya yani. Çıkabilir yani, çünkü tabii. Yani bazı HDP'liler var ki, isim şey söyleyeyim ama maalesef bazı HDP'li vekiller, bazı HDP'li yöneticiler var ki HDP mi PKK mı dedi, PKK'yı tercih ediyor. Yani örgütün söylemlerini dillendiriyor, örgütün sloganını atıyor, örgüt adına tek deden var ya. Yani PKK sizi tükürükle boğan diyen, işte silahı size doğrultur diyen, ya bunu nerede diyebilirsin yani? Bu denilebilir sözler mi bunlar? Yani örneğin İspanya parlamentosunda bir milletvekili ETA seni tükürüyle boğar dedirtir mi yani? Yok. Yani zor. Zor mu? Yok mu? Öyle bir şey yani. Tabii. Zaten bir değil, onu demek bağımsızlık referandumuna kalkışanlar Belçika'ya geçtiler. Yani dolayısıyla bu yok mu? Bu var. Dolayısıyla buna göre oy verebilirler. Ama bu AK Parti'nin ve MHP'nin Millet İttifakı'na dönük hamlesini bence boşa düşürür. Boşa düşürür. Evet. Yani fezlekeyle ilgili. Vatandaş bir de düşünüyor. Bir de şöyle bir şey var. Zeynel abi, şimdi ben aslında bugün hafta sonunda yazdığım yazıda bunu söyledim. HDP geleneğinde 8 parti kurulmuş. 90'da HEP. Bugün HDP. HEP var. HEP esasen bugünkü HDP'ye göre Kürt Milliyetçi Parti değil. PKK tarafından kurdurulmuş parti bile değil. HEP Kürt konferansına katıldığı için SHP'den ihraç edilen 7 milletvekiliyle bu ihraca karşı çıkan sosyalist ve sendikacı milletvekillerin toplamına oluşuyor. Fehmi Işıklar, Abdullah Baştürk, Arif Sağ gibi isimler var orada. Bunun kapatılan her partiden sonra yeniden kurulan her parti daha bir Kürt milliyetçisi oldu. Daha da radikalleşti. HEP kapandı, ÖZDEP kuruldu, ÖZDEP kapandı, DEP kuruldu, DEP kapandı, HADEP kuruldu, HADEP kapandı, DEHAP kuruldu, DEHAP kapandı, BDP, DTP, HDP. HDP sonunda. Her biri ondan daha milliyetçi oldu. İlk HEP'e yakın belki biraz HDP'dir yani. İçinde solcuların varlığının yüksek olması nedeniyle. Parti kapatmak gelecek olanı daha da radikalleştiriyor. İkincisi, oyunu da azaltmıyor. HADEP ilk seçime girdiğinde 1.1 milyon oy alıyordu. Şimdi 6 milyona çıkmış oy. Ya aynı şey sonuçta milli görüş çizgisinden çıkıp da evet, AKP'ye dönüşen o parti kapatmaların da bir sosyolojiyi ortadan kaldırmaz. O sosyolojiyi daha da radikalleştirir. Seçmenleri kenetliyor. Seçmeni, partisini kapattığın, milletvekilini tutukladığın, belediyesine kayyum atadığın seçmen grubu yüzünü daha döner. Halbuki Türk siyaseti, devlet aklı bu sosyolojiyi siyaset alanına tutmak zorunda. Bu yol değil, çözüm de yolu da değil. Evet. Vatandaş ne düşünüyor diye İzmir'de arkadaşlarımız bir röportaj yaptılar. Bakalım neler söylemişler. Bu insanlar hükümetin verdiği veya devletin sunduğu şartlara uygun görülerek seçiliyorlar. Bunu iktidar da, muhalefet de, herkes farklı yönde kendine göre kullanıyor. Yani bazı partiler HDP'yle yan yana olduğunu söyleyemiyor. Bazıları zamanında yan yanaydı, şimdi değil. Yani bu günlük siyaseti de kimse prim vermemeli bence. Bir tane doğru var. Demokrasiyi herkes için uygularsak, suçluysa suçluyu ayıklayın, değilse bunu halk da daha iyi algılar. Asla bunu gidip kendi merkezine sormak lazım. Yani HDP'nin kapatılması ve açılması ve sürdürülmesiyle ilgili gideceksin doğuya, Güneydoğu'daki halka soracaksın bu soruyu. Kapatılsın mı, kapatılmasın mı diye. Yani bence olmaması gereken bir şey. Sonuçta biz gönderdik meclise. Biz derken genel olarak Türk milleti. Biz gönderdik, biz getirdik. Kapatılmasına da biz karşıyız. Düşüncem şöyle bir şey ablası. Bence HDP'nin kapanması bir mucize olmaz yani. HDP yine de kapanırsa yeni bir parti açılır. Yeni bir şey olur. Bence hiç kapatılmasın. Oraya atanların da insanların da bir hakları var. Demokraside yaşıyorsak kimse kimsenin şeyine karışmasın. Ama eğer öyle kötü bir şeyler yapıyorsa, ha burada mahkeme salonları kurmayacaklardı. Sen ateş ettin mi etmedin geç.
Bütün sınırlar hala açık. Dışarılardan geliyor. Önce onları kısıtlasınlar. Kapatılsın. Çünkü teröristi şımartan onlar. Teröriste bağlı onlar. Kapatılsın çünkü bu şehit olanların hakkı yok mu? Hak hukuk diye söylüyorlar. Nice askerlerimiz, polislerimiz, sivil halkımız şehit oluyor. Bunların hakkı yok mu? Hakkısa bunların da hakkı var. Kapatılsın. Eğer bu bahsettiğiniz parti yanlışsa neden kurdurdular? Partinin içinde eğer yanlış insan varsa neden bırakıyorlar? Doğulusu, batılısı, oralısı, buralısı yok. Bu vatan bizim hepimizin. Et tırnaktan ayrılmaz. Partinin partiler üstünde kapanması Türkiye'de çok ayıptır. Kendi şahsıma yanlıştır. Partinin içinde yanlış varsa yanlış olan kişileri konuşalım. Bence çok doğru bir karar. Kapatılmasını biz de istiyoruz. Çünkü ülkemizde bir faydaları yok. Terörle kol kola geziyorlar. Evet, kapatılmasını isteyen ya da istemeyenlerin bir araya geldiği bir röportaj bu. Gördüğünüz gibi İzmir sokaklarında vatandaşlar neler söylediler. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İzmir ofise, İzmir büroya. Bu arada tabii insan hakları eylem planı çıkıverdi bir anda ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla tabii ki duyuruldu. Ve de inandırıcı olup olmadığı sorgulandı. İşte bu nedenle etiketimiz inanmıyorum. Çünkü bir güven sorunu yaşanıyor. Çünkü Türkiye'de olması gerekenler zaten hukuken zaten var olan görüşlerin, prensiplerin, kriterlerin hepsini sanki 19 yıl sonra yapacakmış gibi duyurulması vatandaşta bir inandırıcılık sorunu yaşandı. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları eylem planını açıkladığı günlerde yayınlanan bir raporda Türkiye'nin dünya üzerinde özgürlükler konusunda bulunduğu yeri de göstermesi açısından büyük bir ironiydi. Freedom House'un bir raporu, Özgürlükler Evi, son 10 yıl içinde toplam 31 puan kaybetmiş Türkiye bu alanda. Afrika ülkesi Mali'den sonra dünyada özgürlüklerin en çok gerilediği ülke. Onu da izleyin. Eylem planı çok konuşuldu tabii. O eylem planı hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bizi bağlamaz diyen ya da Anayasa Mahkemesi kararları içerisinde saygı duymuyorum ve kabul etmiyorum diyen bir cumhurbaşkanının bu türlü bir eylem planıyla acaba ne kadar inandırıcı olabileceği meselesi konuşuldu. İnanmıyorum etiketi biraz da oradan geliyor. Bilmiyorum sen inanıyor musun İsmail Saymaz? Yani söylenen 11 madde var. Ben hepsinin altına imza atarım zaten. Olması gereken maddeler. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, ben dün yazdım bunu. İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Bu cümleliklere de yazmış biliyor musun? Fransa 1789. İnsan ve Yurttaş Hakları Sözleşmesi. Hayır, 1789. Evet, hatta daha sonra 1948 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Sözleşmede. Şunu söyleyeyim. Yani insan hakları evrensel beyannamesi. Tabii bak kamu yani hizmetinin örneğin adli ve idari işleyiş, masumiyet karnesi, lekelenmeme, özellikle bunun altını çiziyorum diyor. Lekelenmeme hakkı. 1820 galiba Magna Carta'da hiç kimse mahkeme önüne çıkarılma tutuklanamaz ilkesi var. Yani şimdi bunu 800 yıl sonra mı fark ettiniz? Yani evet, evet. Birini 800 yani yıl sonra... Sonuçta 200... o türlü beyannamelerden yapılan kopya tamam olarak getirilen tamam ama yani hepsine de ne dedi? Asla vazgeçemeyecekleri 11 ilke. Bunu defalarca vazgeçmiş Cumhurbaşkanı. Defalarca vazgeçmiş. Ya bu ülkeler, bu ilkeleri, burada sıralanan ilkelerin her birini Cumhurbaşkanı bir gün öncesinden geriye doğru defalarca ihlal etti. Cumhurbaşkanı hangi birini söyleyeyim ki? Örneğin masumiyet ilkesi. Ya Cumhurbaşkanı'nın AK Partililer dışında, bazı ayrılan AK Partililer dahil hatta, terörist demedi kim kaldı ki? Yani Canan Kaftancıoğlu, DHKP'cili. Kemal Kılıçdaroğlu terörist yardakçısı. Osman Kavala zaten teröristlerin finansörü. Osman Kavala'nın eşi Buğra, özür dilerim Ayşe Buğra, Soros'un Türkiye temsilcisinin provokatör karısı. Efendim söyleyeyim, kim kaldı ki yani? Kim kaldı Cumhurbaşkanı'nın masumiyeti ya da lekelenmeme hakkı noktasında inisiyatif kullanmadığı? Yahut yargılamaya müdahale. Ya Selahattin Demirtaş tahliye edildi. Tahliye edildiği gün bir başka soruşturmadan tutuklandı. Cumhurbaşkanı o gün şunu dedi. Bunları bırakamazdık dedi. Kim karar veriyor ki bırakmaya? Yani Cumhurbaşkanı karar veriyorsa niye mahkeme yapılıyor zaten? Ver hükmünü ya. Ver hükmünü az git yani. Öyleyse bu tabii, iş. Tabii. Yahut, sonuçta öyle oluyor yani. Sonuçta. Öyle oluyor. Şimdi Osman Kavala. Osman Kavala 4 yıl... Bak ilkeler arasında amaç ve ilkelerden... bunlar ilke. Bir de amaçlar var. Amaçlar bölümünde diyor ki... işte tutuklulukta somut delil. Evet.
Osman Kavala ile ilgili ne var ki tutuklukta somut delil? Zaten ilk tutuklandığı dosyadan beraat etmiş Gezi Parkı davasından. Sonra tahliye olacağı gün uyduruk bir 15 Temmuz soruşturmasından tekrar tutuklanmış. Casus. Delil melili yok. Ya en basit, en tuhaf polisiye romanlardaki uçuk kaçık tezlerden ibaret bir metin o ya. O metinle bu ülkede kimseyi gözaltına alamazsın diye tutuklamak. Ama ne oldu? O iddianameye imza atan 3 savcı var. Birini savcıyken başsavcı vekili yaptılar. Başsavcı yardımcısını Adalet Bakanı yardımcısı yaptılar. Başsavcı Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar. Hı. Daha ne olabilir ki yani? Osman Kavala'nın durumu böyle. Demek ki bu ülkede Osman Kavala'nın masumiyeti lekelenebilir kardeşim. Serbest o. Ona serbest yani. Onun karşısına. Onların masumiyeti yok. Çevresine. Onların itibarı, onların lekeleme hakkı diye bir hakkı var herkesin. Hı. Sadece bu değil ki. Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu kendisi de aşk kapıcılıdır dedi. Neye göre dedi bunu? Yani neye göre diyor yani? Kendisi de aşk kapıcı. Aşk kapıcıdan daha yok. Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu 5 tane tweet'ten 9 yıl aldı 7 ya. Yıl önceki. Ya yani 7 yıl. Ya 7 yıl önce geriye gidersek AK Parti'nin yarısını FETÖ'den kalanını PKK'da tutuklarsın ya. Ya böyle bir şey olur mu? Tabii. Yani sen böyle maden kazısı yapıyorsun. Bugüne dair bir şey bulamayınca dön geçmişten bul. Peki ya Sayın Cumhurbaşkanı'na her gömleği çıkarma hakkı var. Diğerinin hiçbir hakkı yok. Vatandaşın. Yani bir kişi muhalifse çocukluğundan itibaren aldığı her tavırdan ötürü sorumlu tutulabiliyor. Cumhurbaşkanı kendi dününden sorumlu tutulamıyor ya. Kendi dününden. PKK ile AK Parti görüşür. Selamı olmayan CHP suçlanır. Öcalan'la AK Parti'nin baskısıyla görüşme yapılır. PKK'nın tek suikast düzenlediği lider Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde PKK'lı diye dövülüyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Tek lider o. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi ayrıca buradaki dediğim üzere buradaki kural, burada açıkladığı ilkelerin hepsini Cumhurbaşkanı defalarca ihlal etmiş. Defalarca da ihlal edecek. Çünkü yani birilerini tahliye etmek, birilerini tutuklamak noktasında rahatlıkla görüş beyan edebiliyor. O da TV soruşturması ya. Cumhurbaşkanı uçağında AKİT'in temsilcisi soruyor. Ne olacak efendim diyor. Böyle giriş güzel işçi. Gazeteci şikayet ediyor. Evet. O da diyor ki yani diyecek bir şey kalmadı. Çünkü zaten AKİT demiş. Hemfikir olduğu için. Diyecek bir şey kalmadı efendim diyor. Yani zaten takibinde. O gün gözaltı oluyor zaten. Yani şimdi böyle bir şey olur mu? Bu ve buna benzer çok yani kadar şimdi, örnek var ki. Yani artık şeye de gerek. Yani tweetten efendime söyleyeyim tutuklama efendime söyleyeyim ev baskınları. Ya deniyor ki sabah ev basılmayacak. Mesai saati dışında ev basılmayacak. Ya Müjdat Gezen'in bastınız ya. Metin Akpınar'ın bastınız evet. Yani. Sabahın köründe efendime söyleyeyim 70-80 yaşındaki iki büyük sanatçıyı alıp adliyeye götürdüm. Götürdünüz de ne oldu ki yani? Sonuçta. Ya Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'a ceza isteyen savcının hukuk okumuşluğu nedir artık yani? Ceza istedi ya. Ve dediği ne biliyor musun? Müjdat Gezen'in. Sen benim vatan sevgimi sorgulayamazsın haddini bil. Ya bu suç mudur ya? Bu suç mudur? Evet. Şimdi dolayısıyla bu metnin hiçbir inandırıcılığı yok. Bu metin dışarıya ilan edilirken içeride aynı gün parti kapatma davasına dair inceleme başlatılıyor. Burada maddeler arasında yok o galiba. İlkeler amaçlar arasında amaçlar var. Arasında diyor var, ki ilkeler. Amaçlar arasında işte siyasi parti faaliyetlerinde daha özgürlükçü bir tutum alınacağı, düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Ya bunu okuduğunuz gün inceleme başlatılıyor. Evet. Çünkü bu olmaz. Yani Türkiye'deki düşünce ve ifade hürriyeti, inanç ve ibadet hürriyeti, örgütlenme hürriyeti AK Partililer kerteriz alınarak karar verilemez. Muhalifler kerteriz alır. Burası kerteriz alınır. Şu an RTÜK üyeleri oturmuşlar bizi izliyorlar. Ağzımızdan çıkana göre Tele1'e ceza verecekler. Evet. Bir kısmı KRT'yi izliyor. Bir kısmı Halk TV'yi izliyor. Bir kısmı zaten Sözcü TV'yi açtırmamakla meşgul. Oturmuşlar Bunu yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ülkede... Frekans hala verilmedi değil mi? Hala verilmedi. Sözcü TV hala frekans verilmedi. Ve yani mümkün olan en büyük engeli çıkarıyorlar. Aynı gün bir şey demiyorum. Olay TV olayı mesela, var zaten. Olay TV 26 günde boğduruldu. Aa, kurdurulmadı. Cavit Çağlar parmak kulağa çekilerek ruhsatını işte
Olay TV'nin sermaye sahibini alması sağlandı. Olay TV boğduruldu. E diğer taraftan içinde bulunduğumuz Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyonlar ceza üstüne ceza yağdırılarak hareket edemez hale getiriliyor. Bizim yazdığımız Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel ve Bir Gün gibi gazeteler sürekli ilan ve basın mali baskı altına alınarak vay efendim onu dedim, vay bunu dedin denilerek hepsini neredeyse istiyorlar ki AK Parti Genel Merkezi'nden çıkan broşürlerle, bildirilerle hazırla. Öyle istiyorlar yani. Sayın Cumhurbaşkanımız diye başlasın. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı, evet, her tarafa logo dahil her tarafa Cumhurbaşkanı koydu. Öyle istiyorlar yani. Ya bunun, tamam öyle olsun, bir şey demiyorum da bunun size de hayrı yok kardeş ya. Bak battınız. Yani elinizin tuttuğunuz yer kuruyor. Geçtiğiniz yerde ot bitmiyor sizin. Sizin olduğunuz televizyonları çocuklar izlemiyor. Sizin o ya, sizin yazdığınız gazeteleri insan sofraya sermiyor ya. Ya yok işte, battınız yani. Ya düşün, Güneş Gazetesi kapandı. Kapandığı gün 110 bin satıyordu. Zirvede bıraktı. Ya böyle bir şey olabilir mi? 110 bin satan gazete niye kapansın? 6 binlik bir gün kapanmıyor. O niye kapansın? Sahte tiraj raporlarıyla devleti dolandırıyorlar ya. Basın ilan kurumunu dolandırıyorlar. Dolandırıp aldıkları paraya rağmen battılar. Çünkü dertleri gazetecilik değil. Versen duvar gazetesi çıkaramazlar. Yani bir ya öyle bir şey düşün ki. Sen yıllarca Brüksel'de yaşadın değil mi abi? Evet. Şu an hala gidip geliyorsun, aile bağlarım var. Tabii ki. Belçika'da vatandaş mesela Brüksel'deki haberi, Brüksel'de olup biten gelişmeyi hangi mecrada okur? Brüksel'de yerel gazeteler var. Oradan mı okur? Tabii. Mesela TRT'den okur mu? Nereden? TRT'den. TRT'den mi? Yani Brüksel'de. Mesela Brüksel'de bir Belçikalı vatandaş. Trafik kazasını. Brüksel'de meydana gelen bir trafik kazasını. Bakalım aslında neymiş diye TRT'den öğrenir mi? Yok öyle bir şey tabii. Mesela Sputnik'ten, Ruslardan öğrenir mi? Yok. Amerikalılardan Voice of America'ya bakma ihtiyacı hisseder mi? Yok. Bizde var. Söylemek istediğin herhalde bizde var. Farklı dillerde. Hayır, onu söylemiyorum. Bak mesela şu an çoğu, yani halen de haber takibi davranış gösteren insanların önemli bir bölümü ya siyasette ne oluyor diye Sputnik'e bakıyor. İstanbul'da hava durumu için Deutsche Welle'ye bakıyor. Almanların BBC sitesine. Okuyor. Diyarbakır'da ne olmuş? Haberi. BBC'ye bakıyor. Şu pilot kazası. İşte bu helikopter kazası. Ne olmuş? Voice of America'ya bakıyor. Ya sen kendi vatandaşını el alemin kurduğu, evet, yabancı devletlerin Euronews kurduğu sokuyor, uluslararası haber ajanslarından haber okutturuyorsun ya. Hmm. Ya dünyada hiçbir ülkenin kendi iletişimi, basın sektörü bu kadar yabancı şirketlerin güdümüne girmemiştir. Ya bu istihbarat meselesi. Hani bu kadarını söylemek istemiyorum. Neden böyle oldu? Çünkü sen ufacık bir eleştiriye tahammül edemediği için. Ufacık bir eleştiriye bile sana çok geldiği için gazeteleri çalıştığı işlerini attırdın. Onları ülkeden dava açtırarak kaçırdın. Bir kısmı yurt dışında. Evet. Bir kısmına kamu ihaleleriyle el attın. Köprü verdiğin müteahhide televizyon aldırttın. Baraj yaptırdığına gazete aldırttın. Batırdılar. El atamadığını da baskıyla, tehditle, zorbalıkla dönüştürdün. Elde avuçta bir şey kalmadı. Buradan kaldı. İnandıkları ve yani inandıkları ve mücadele etme arzusu nedeniyle varlar. Buralar varlar. Düşün, senle biz aynı gazetedeydik. Evet. Sen kalamadın, ben de kalamadım. Biz muhalefetin sembol isimleri miydik? Değildik. Evet. Sadece eleştiriyorduk. Haber yapıyorduk. Ya zaman zaman eleştiriyorduk. Her zaman da belki değil. Eleştiriyorduk. Buna bile tahammül olmadığı için Türkiye, Türk medyası, Türk okurunu, haber takip eden insanı Almanların, İngilizlerin, Rusların, Çinlilerin, efendime söyleyeyim, Fransızların çıkardığı internet haber sitelerine mecbur mahkum ettiler. Çünkü doğrusunu onlar oradan alacağını biliyor. Çünkü böyle yani sen TRT'yi izleyerek, Anadolu Ajansı'nı izleyerek ne öğreneceğini zannediyorsun? Beyoğlu'nda esnaf kan ağlıyor, Tokyo'da esnafın durumu işler acısı diye haber yaptılar. Ya.